İnsan yürürken anlıyor her şeyi. Hiç düşündünüz mü? En değerlinizi kaybetmekten ne kadar korkarsınız? Ya da kaybedecek neyiniz var? Mavi gözleriniz var mı mesela? Ya da düşmana bile korku salan o güçlü zekaya sahip misiniz? Kaybedecek neyiniz var peki? Durup düşündünüz mü hiç? Sapsarı saçlarınız var mıydı mesela? Ya da gülünce yanağında mutluluk ve neşe saçan bir ifadeniz? Düşündünüz mü hiç? Hayata gözlerinizi yumduğunuz anda sizin için gözyaşı dökecek milyonlarca insan var mıydı? Sanmıyorum. Saatlerce gezdim. Geride bırakmış olduğun izlere hayranlıkla göz atmak için. Gördüm. İnsanları, suyun sessizliğini, en değerlisi ise bize bırakmış olduğun o hazineyi gördüm. Okudum, yazdım. Fakat hiç konuşmadım. Durup düşündüm sadece. Acaba anlamak mıydı, yoksa bilmek miydi önemli olan? Sonradan öğrendim. Anlamak için bilmek gerekirmiş meğerse. Önceleri farkında değildim. Umursamadan anlamaya çalışırmışım seni. Kalem olmadan yazının yazılamayacağını unutmuşum hep sanki. Sizlere bir efsane anlatmak istiyorum. En önemlisi de bu efsanenin kahramanı. Öyle bir efsane ki bu. Bir destan. O destanın da yazarı kendisi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk. İşte kelimelerin kifayetsiz kaldığı an. Eğer gün gelir de bilimle kendi görüşü ters düşer ise bilimi seçmemizi isteyen bir hataya sahibiz. Her savaşta düşmanlarının gözüne korku salan bir lider düşündünüz mü? Bir vatandaşı için menemeni haritadan sildirecek bir lidere sahibiz. Peki ben seni anlıyor muyum? Veya anlıyor muyuz? Kitaplar okuyor muyum? Yazılar yazıyor muyum? Emanet ettiğin gençliğe iyi bakıyor muyum? Bakıyorum kumandanım. Namık Kemaller okuyorum. Yazılar yazıyorum. Anlayacağın gözüm gibi bakıyorum. Bu arada aylardan yine Kasım. 18 oldu yaşımız. Zaman geçtikçe daha iyi anlaşılıyor şu değeri. Yaşadıkça daha olgunlaşıp daha iyi anlıyoruz her şeyi. Bu farklı bir sonbahar kumandanım. Bugün her şeyimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Olmuyor. Yapraklar dalında sararıp yere düşmüyor sanki. Kasım'ın gelmesini istemiyor gibiler kumandanım.